yanı derya, deniz alimde nereden geçiyor? Yandım hop kerkel, hop kerkel ölüyor herkel. Merhaba Kızılca Gün TV'nin sevgili izleyenleri, bugün 8 Nisan. Bugün Ankara Kulübü Derneği'nin çok önemli bir bileşeninin, kurucusunun, kadim bir üyesinin ölüm yıldönümü, Rıfat Balaban'ı anıyoruz. Ben kendisini Ankara Kulübü Derneği ilişkim öncesinde tanımıyordum. Yaklaşık 2 yıl boyunca kültür adına, sanat adına, Anadolu gelenekleri adına, saz adına, söz adına ne kadar etkinlik varsa her birinde karşıma çıktı ve çok kıymetli bir figürle karşı karşıya olduğumu, anladığımı düşünüyorum açıkçası. Özellikle Anadolu türkülerinin derlenmesi konusunda çok büyük bir özveri gösterdiğini, özen gösterdiğini düşünüyorum. Ankara Kulübü Derneği için çok kıymetli olduğunu en azından bugün biliyorum. Kendisini hem de yeni kuşaklara doğru anlatabilmek adına ölüm yıl dönümünde onu bir görselle, bir belgesel sayılabilecek bir küçük bir programla anımsama kararını da verdik. Dilerim sadece kısalığıyla ilgili eleştiri alırız, yanlış yapmayız diye düşünüyorum. Çünkü çok çok kıymetli bir halk ozanıyla, büyük bir sanatçıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Kendisine rahmet diliyorum, ışıklar içinde uyusun. Kalanlarına da hakikaten başsağlığı diliyorum. Sevgili Kızılca Gün TV izleyenleri, bugün Ankara geleneksel müziğinin en önemli temsilcilerinden ve Çınar Seymenimiz Rıfat Balaban abimizin ebediyete intikalinin 4. yılı, 2017 yılında 8 Nisan günü Rıfat abimizi kaybettik ve bugün 4. yılı ve onun için hazırlanan bir anma programı Kızılca Gün TV'mizde yayınlanacak. Rıfat abi çok yönlü boyutları olan, birçok boyutu olan bir isim. Öncelikle geleneksel Ankara müziğinin en önemli pınarlarından, en önemli kaynaklarından birisi.
Ve burada da iki boyut var. Birincisi Seymen geleneğinin. Seymen, yani Ankara Kulübü çatısı altında, Ankara Kulübü'nün 1932'den beri taşıdığı önceki yüzlerce yıllık Seymenlik geleneğinin, Seymen saz icrasının, muhabbet icrasının en son temsilcilerinden birisi. Yağcıoğlu Fehmi Efe'den, Genç Osman'dan sonra bu geleneği taşıyan, onlardan el almış en önemli isimlerden birisi ve bizim bir çınar seymenimiz aynı zamanda. Bir diğer özelliği Rıfat Balaban deyince, radyo evi sanatçısı, Ankara Radyosu sanatçısı. Haliyle Ankara'nın geleneksel birikimi, seymenlik geleneği de olmak üzere, diğer türkülerimiz de olmak üzere, alaylı geleneği mektepli gelenekle birleştiren de önemli bir köprü Rıfat abimiz aynı zamanda. Ve bu süreçte de çok sayıda Ankara türküsünün ya kaynak kişisi, ya derleyeni, ya da notaya alanı olarak da birçok eseri, Ankara'nın birçok değerini, müzikal geleneğini TRT repertuarına aktarmaya aracılık etmiş, kaynaklık etmiş önemli bir kişi Rıfat abimiz. Rıfat abi Davudi bir sese sahip, böyle bir Ankara Seymen gırtlağı diyeceğimiz Davudi bir sese sahip. Saz çalma tekniği itibariyle de yine bir ağır, kostak, bir gayet kendinden emin, saz hakimiyeti çok yüksek. Ama özellikle de saz çalma tekniğiyle, biçimiyle, saz icrasıyla söylemesi arasında bir bütünlük sağlamış. Bunu Babacan Davudi sesiyle de gerçekten o söylediği, icra ettiği türkülere, zeybeklere, bozlaklara da bir ruh veren bir isimdi. Aynı zamanda da az konuşan, öz konuşan, konuştuğunda herkesi kendisine dinleten, herkesin sevdiği, saydığı, kendisine yakın gördüğü, dost olarak bildiği, yardımsever, dost canlısı, gerçekten babacan bir abimiz idi. Bizim her hafta çarşamba günleri yapa geldiğimiz, son dönemlerde pandemi nedeniyle ara vermek durumunda kaldık, Ferfenelerimizin Değişmez ismiydi ve Ferfenelerde baş bağlamamız idi. Ferfene toplantılarında, oradaki o konserlerde bizim baş bağlamamızdı. Onun yokluğunu her bakımdan hissediyoruz. O Ankara Kulübü için, Seymenlik geleneği için, Ankara'mız için, Ankara'nın müzik kültürü için ve ülkemizin müzik kültürü için önemli bir kayıp. Gerçekten de özlenilen bir isim, özlediğimiz bir isim. Beklentimiz, tabii bir şunu da vurgulamak lazım. Rıfat abi aynı zamanda hamam önünde Balaban Saz Evi'ni de kurmuştu. Saz yapım işi de vardı aynı zamanda. O tarafı da yönlendirmekteydi. Şunu da hatırlatalım bu arada. Hamam önü bölgesi, Ankara Radyo Evi özellikle kurulduktan sonra Hamamönü bölgesi saz yapımcılarının, lütiyelerin merkezi durumuna geliyor. Ve 1980'ler sonrasına kadar fabrikasyon saz yapımı sektörü gelişene kadar ustaların ve gerçekten de Türkiye'nin en önemli ustalarının saz yapım atölyelerinin olduğu bölgeydi bu bölge. Zaten Rıfat abi Hamamönülü kendisi de. Aynı zamanda sazın, geleneğin, seymenlik geleneğinin içinden gelen, dolayısıyla radyo evinin atölyesi durumunda olan Hamamönü, lütiyeleri arasında da bir aynı zamanda köprü işlevi gördü. Bu çok önemli. Radyo evinin kurulması Türkiye'de müziğin, geleneksel müziğin millileşmesi açısından önemli bir adım oldu. Sazın birlikte çalınması açısından önemli bir adım oldu. Radyo evinden önce bizim aşık geleneğimiz vardı ve genelde tek kişi çalardı.
ya da atışmalar şeklinde iki aşık karşı karşıya çalardı ama birlikte saz geleneği, saz çalma geleneği, koral geleneğimiz yoktu ve hatta bir bölgenin sazıyla diğer bölgenin sazı birbirini tutmazdı. Bir bölgede çalınan sazı bir diğer bölgede çalan bir başka birisinin çalması mümkün değildi. Dolayısıyla bu bölge, radyo evi ve arkasındaki hamam önü hattı, sazın standartizasyonu, millileşmesi, herkesin standartlaşmış bağlamayı yan yana oturup çalması açısından, dolayısıyla yurttan seslerin ve ardından derleme çalışmalarının başlaması açısından çok çok önemli bir işlev gördü. İşte Rıfat Balaban abi tüm bu sürecin merkezindeki en önemli kişilerden. Hem Ankara'nın geleneksel seymen geleneği, müzik kaynağı olması açısından, hem Hamamönü bölgesi, saz yapımcılarının, lütiyelerin olduğu bölgenin uzun zaten yerlisi olması açısından, Hamamönülü olması açısından, oradan da radyo evine geçerek hem lütiyeler ile radyo evi arasında bir köprü, hem de geleneksel Ankara müziği, yani alaylı gelenek ile radyo evinde artık notaya dönüşmüş mektepli gelenek arasında da önemli bir köprü görevini gördü Rıfat abimiz. Orada bir Balaban Saz evi vardı. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde Rıfat abinin ismi bu bölgede yaşar. Bir sokağa isminin verilmesini arzuluyoruz. Tabii Rıfat abiyle ilgili söyleyecek çok şeyimiz var. Ama son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Ölümünün, vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bir Ankaralı olarak, bir seymen olarak şükran duygularıyla anıyorum. Ve beklentimizin tekrar Rıfat abinin yaşatılacağı şekilde ki geleneklerin, kültürlerin, temsil isimlerinin mutlaka yaşaması gerekiyor. Ankara içinde, Ankara müziği açısından, Ankara halk bilimi açısından, Türk halk müziği, Türk halk bilimi açısından en önemli isimlerden olan Rıfat Balaban Efe'mizin, Çınar Seymen'imizin isminin Ankara'da, kendi yaşadığı mekanlarda, önemli mekanlarda, anlamı çok büyük mekanlarda, Hamamönü bölgesinde yaşatılmasıdır diyorum. Allah rahmet eylesin diyorum son söz olarak. Teşekkür ediyorum. Ankara'nın Hacettepe semtinde elektrikçi Arif Bey ile ev hanımı Cemile Hanım'ın oğlu olarak 1936 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da okudu. Sabah oldu, sabah oldu, çıkaram yanıma doldu. Delikanlılık çağlarında baba mesleği olan elektrikçilikle uğraşırken bir yandan da Yağcıoğlu Fehmi Efe'den de bağlama dersleri aldı. 1959 yılından itibaren TRT Ankara Radyosu'nda saz çalmaya başladı. Ancak bu çalışmalar karşılığında hiçbir maddi kazancı ve beklentisi de olmadı. Aynı yıl Balaban Saz Evi'ni açarak saz yapım işleriyle uğraşmaya başladı. Aramıza düşman girdi, yar bize gelmez oldu. Saz yapımı ve Ankara Radyosu emisyonlarının yanı sıra birçok ünlü soliste uzun yıllar eşlik etti. 1960 yılında Cemile Hanım'la evlenerek Ömür isimli bir kızla babasının ismini verdiği Arif isimli bir erkek çocuk sahibi oldu. 1966 yılında yapılan ve yurt çapında açılan genel sınavı kazanarak Yurttan Sesler Korosu'nda kadrolu saz sanatçısı olarak çalışmaya devam etti. Birçok Ankara türküsünü kaynak kişi ve derleyen olarak Türk halk müziği repertuarına kazandırdı.
Ankara Radyosu'ndaki görevinden 1999 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Seymenlik kültürünün de temsilcilerinden olan Rıfat Balaban'a 50 yıl seymenlik kültürüne hizmet ettiğinden dolayı Ankara Kulübü tarafından Çınar Seymen Ödülü verildi. Oğlu Arif Balaban da babası gibi meslek olarak kendisine müzisyenliği seçti ve halen Ankara Radyosu'nda saz sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Tanıyanlar tarafından çok sevilen, mütevazı, yardımsever, dost canlısı ve fedakar bir karaktere sahip olan Ankara folklorunun önemli kaynak kişilerinden Rıfat Balaban, 8 Nisan 2017 tarihinde aramızdan ayrıldı ve 9 Nisan 2017 tarihinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak kişi olduğu türküler. Bağda gülü budadım. Bir dalda iki elma. Evlerin önü tahta daraba. Gülmedim dünyaya geldim geleli. Irmağın geçeleri. Hoyda yârim hoyda. Kara koyun etli olur. Kasap esnafından bir et istedim. Potinimin bağına. Dalları bastı kiraz. Derlediği türküler. Alim gitme pazara. Asalet bir altın idi. Bağda gülü budadım. Evlerin önü tahta daraba. Höyüklünün edrafı köşk olsun. Kızım sana fistan aldım vardı mı? Odana serdim halı. Potinimin bağına. Vara vara vardık bağ. Notayı aldığı türküler. Bağda gülü budadım. Evlerin önü tahta daraba. Sanatında özgün eserleri yanında kişiliğiyle de örnek olan değerli sanatçımız birçok türküyü TRT repertuarına kazandırmış ve TRT'den ödül almış bir sanatçıydı. Yurt sevdasını, seymenlik ve cumhuriyet ruhunu sanatında zirveye taşımıştır. Rıfat Balaban, özgün sanatı, özel ve örnek kişiliğiyle en büyük ödülü halkımızdan almış ve gönlünde taht kurmuştur. Anıları ve programlarıyla yaşayacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ankara Radyosu'nun emekli saz ve söz sanatçısı Büyük Usta ve Ankara Kulübü Derneğimizin Çınar Seymeni Rıfat Balaban'ı ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.